Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yektumat Yasin Kara. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Ales ilk 16 soru tahmini 1 karşınızdayım. Arkadaşlar hem soru tahmini yapacağız. Hem konuların önemli yerlerini vurgulayacağız. Hem de bir nevi konu tekrarı yapmış olacağız. Arkadaşlar şöyle sorularımıza bir göz atalım. Şöyle dikkat edelim. Tek çift sayı sorusu, üslü sayı sorusu, dört işlem sorusu, bölüne bölünme, oran orantı, küme, fonksiyon, eşitsizlik, mutlak değer, bir tane de problem koydum. Bir de özel sayı sorusu. Bu soruları şimdi hep beraber çözeceğiz. Çözerken de arkadaşlar önemli yerleri vurgulayacağım. İlk birkaç tane sorum özellikle bu birinci tahmini olduğu için ilk tahmini yönelik kolay olsun istedim arkadaşlar. İlk iki sorum kolay oldu o yüzden. Bir de şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bu sınava bir tek sayısalcılar girmiyor. Bu sınava eşit ağırlık ve sözelci arkadaşlar da giriyor. Konu anlatımını yaparken özellikle bütün arkadaşlarıma dikkate alarak bir konu anlatımı yaptım. Arkadaşlar bu tarz soruların daha fazlasını sayılar ve cebir kitabından oluşabilirsiniz. Bu sayılar ve cebir kitabım Ales'in ilk 16 sorusuna hitap eden bir kitaptır. Yaklaşık 144 sayfadır. Bu çalışmaların devamını buradan bulabilirsiniz. Linke bıraktım. Açıklama kısmına bıraktım. Evet arkadaşlar. Hadi soru tahminine başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu sorumuzda dikkat etmemiz gereken şey işlem önceliği. Bakınız şu paydaya bir bakın. 3 bölü 4'ten 3 bölü 4 e eğer yanlışlıkla götürürseniz elenirsiniz. Niye? Sağ taraftaki 3 bölü 4 çarpma ile bağlı. Şimdi değerli arkadaşlarım o yüzden burada öncelikli olarak çarpma işlemlerini yapmamız gerekiyor. Şimdi dikkat edelim şöyle. 1 bölü 2'yi aynen yazdım. Fakat şurayı ne yapmam lazım? Çarpmam lazım arkadaşlar. Ee, ve bunun için şöyle bir sadeleştirme yapıyorum. Buradan ne kalıyor? 3 ile 3 birbirini götürdü. 2 bölü 4 kalıyor. 2 bölü 4'ü de sadeleştirirsem ne olur? 2'ye bölelim. 1 4'ü de 2'ye bölelim. 2 oldu. Artı 4 bölü 5 var. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada önce şu çarpmadan dolayı bir sadeleştirme yapacağım. 3'ler birbirini götürdü arkadaşlar. O zaman burada ne kaldı? 2 bölü 4 kaldı. Bu da nasıl yazılır? 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4'ü e, 2 bölü 4'ü aynen yazıyorum arkadaşlarım. Yazdım. Şimdi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 2 bölü 2 yapıyor. Ben 2 bölü 2'nin de 1 olduğunu biliyorum. 1 ile 4 bölü 5'i topluyorum. 1 kere 5 5. 4 daha 9. 9 bölü 5 yaptı. Evet bakın 1 kere 5 5. 4 daha 9 bölü 5 yaptı. 3 bölü 4'ten 2 bölü 4 giderse ne gelir? 1 bölü 4 gelir. O zaman paydamızda 1 bölü 4 var. O yüzden 9 bölü 5 çarpı 4 bölü 1'i benim bulmam gerekiyor. Bu da ne olur arkadaşlar? 36 bölü 5 olacaktır. O zaman cevabımız Bursa 36 bölü 5 olmalı. Bu kadar. Arkadaşlar son yıllarda ÖSYM artık ondalıklı sayılar üzerinde bir yoğunlaşma yaşıyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken işlem hatası yapmamak. Bakın bu 45'i şöyle yazsam 9 çarpı 5 diye yazsam olur mu? Olur. Şimdi şu 12,8 var ya arkadaşlar 12,8 ne? 128 bölü 10 demek. Doğru mu? Ama 12,8 neyin içinde? Kare kökün içinde. O zaman bu da karekökün içinde. Peki 128 bölü 10'u ben kare dışarıya nasıl çıkaracağım arkadaşlar? Bakın size göstereceğim şey dikkat edin. Bunu kök 128 bölü kök 10 olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani karekökün bu şekilde ayrılabilme özelliği var. Tamam mı? Bu pozitif sayılar için bu şekilde ayrılabilme özelliği var. O zaman ben burayı şöyle yazıyorum. Kökün içinde 128 bölü kökün içinde 10 artı 9,8 de kökün içinde 98 bölü kökün içinde 10 diye yazdım. Çünkü niye 9,8 de ne demektir? 98 bölü 10 demektir. Peki. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bu sayıları karekökün dışına çıkarırken bakın arkadaşlar. 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. 3 kök 5. Böyle. 128 nedir? 64 çarpı 2'dir. Bakın onu aşağıda yazayım. Yukarıya e, daha farklı yazalım. Şöyle olsun. 64 çarpı 2 bölü kök 10. E, 98 nedir? O da 49 çarpı 2 bölü kök 10. Arkadaşlar 64 dışarıya çıkarsa ne diye çıkar? 8 diye çıkar. 8 kök 2 bölü kök 10 oldu. Artı 49 dışarıya ne diye çıkar? Şu 49 dışarıya ne diye çıkar? 7 diye çıkar. 7 kök 2 bölü 10 ol, kök 10 oldu. Paydalar aynı. Evet. O zaman ben 7 ile 8'i toplarsam ne olur? 3 kök 5 bölü 7 8 daha 15. 15 kök 2 bölü kök 10 oluyor. Arkadaşlar burada da şunu ters çevirip payla çarpacağız. Yani 3 kök 5 çarpı kök 10 bölü 15 kök 2 olacak. Şimdi bunu hesaplamaya çalışalım. Şimdi 3'ü 3'e bölün 1. Hatta şöyle yapalım. 3'ü 3'e bölelim 1. 15'i 3'e bölelim 5. Arkadaşlar bakın. Çok dikkat edin. Kök 10 bölü kök 2 var. Bakın aynı kökün içinde onu 10 bölü 2 diye düşünseniz ne olur? Kök 5 olur değil mi? O zaman şurası neye eşit? Kök 10 bölü kök 2'den ne geldi? Bir kök 5 geldi. Şurada da bir tane kök 5 var. Güzel. Payda'da ne var arkadaşlar peki? Payda'da da 5 var. Şimdi kök 5 ile kök 5 çarparsam ne oluyor? 5 oluyor. Payda'da da 5 var. 5 bölü 5'ten de ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. O zaman cevabımız bu olacak. Burada e, şu olaya çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Bakın 15'i 3'e böldüm. 5. 3'ü 3'e böldüm. 1. Kök 10 kök 2'yi sadeleştirdim. Ne geldi arkadaşlar? Kök 5 geldi. Şu kök 5 ile geldim. Yazdım. E, Payda'da bir tane 5 kaldı. Kök 5 ile kök 5'in çarpımından 5 geldi. Şu 5 ile geldim. Buraya koydum. 5 bölü 5'ten ne geldi? 1 geldi. Arkadaşlar sayı doğrusu soruları artık ÖSYM'nin sıklıkla bize sorduğu sorulardan bir soru dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle burada bir bilgi veriyor. O bilgiyi acele etmeden okumanız lazım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş 4 sayıdan ard arda bulunan her iki sayı arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Bakın ard arda bulunan her iki sayı arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben yukarıdaki cümleyi analiz ettim. Şöyle yukarıyı kaldırdım. Dikkat edelim. Şuradaki mesafe ile Şuradaki mesafe ve şuradaki mesafe aynı. Yani bu üç mesafe birbirine eşit. Şimdi benim size önerim, bakın burada bilinmeyenlerden hareket etmek yerine şu bilinenlerden bir hareket edersek 2'den eksi 1'e kadar olan uzaklığı bulalım. Yani mutlak değer içinde 2'den eksi 1'i ne yapalım arkadaşlar? Çıkaralım. Burada büyük sayıdan küçük sayı çıkarıldığı için mutlak değere de bir gerek kalmıyor aslında. Ama ben yine de uzaklık kavramının mutlak değerle gösterildiğini göstermek için bu mutlak değeri koydum arkadaşlar. Burada büyük sayı belli olduğu için mutlak değere gerek yok. Eksi eksiden ne geldi? Artı 1 geldi. 2 artı 1'den ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. O zaman şu aradaki mesafe ne kadar? Üçlük bir mesafe var. Şimdi ben bunu iki eşit parçaya böleceğim. Ne olur arkadaşlar? O zaman burası bir buçukluk bir mesafe olur. Burası da bir buçukluk bir mesafe olur. Burası da bir buçukluk bir mesafe olur. Bir bir mesafe olur. Tamam. Şimdi ben 2'den 1.5 çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 0.5 olur. 0,5'ten de 1.5 çıkarırsam eksi 1 oluyor. Peki eksi 1'den de 1.5 çıkarırsam ne olur? O zaman burası eksi 2 olur. Çünkü bakın dikkat edin. Eksi 2.5 olur. Pardon. Eksi 2.5 olur. Eksi 1'den 1.5 çıkarırsam eksi 2.5 olur. Şimdi olayı bir daha söylüyorum. 2'den 1.5 çıkardım 0.5. 0.5'ten 1.5 çıkardım eksi 1. Eksi 1'den 1.5 çıkardım eksi 2.5 oldu. Şimdi arkadaşlar ben burada e, ee, B'yi buldum. B ne? 0.5 yani 5 bölü 10 yani 1 bölü 2. B sayısı 1 bölü 2'ymiş. Bunu bir yazalım. Şimdi A bölü B diyor. Yani A bölü 1 bölü 2 eksi 2 diyor arkadaşlar. Eksi 2 da eksi 5 bölü 2 diye yazabilirsiniz. Çünkü niye? 5 bölü 2 de 2,5. buçuk. Eksi olduğu için eksiyle koydum. Arkadaşlar şunu yer değiştirerek çarptığım zaman yukarıyla 2a eşittir. Eksi 5 bölü 2 olmaktadır. 2 ile 2a'yı çarpalım. 4a eşittir. Eksi 5. Burayı da 4'e bölelim. Burayı da 4'e bölelim. a buradan eksi 5 bölü 4 geliyor. Tamam. Şimdi bana diyor ki a artı b. a'yı yazalım yerine. Eksi 5 bölü 4 artı B'yi yazalım yerine 1 bölü 2. Arkadaşlarım o 1 bölü 2'yi 2 ile genişletelim. Ne olsun o? 2 bölü 4 olsun. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. Artı eksi 5 bölü 4. Eksi 5 bölü 4 ile de 2 bölü 4'ü toplarsanız ne olur? Eksi 3 bölü 4 olacaktır. Sınavda muhakkak ki bir sayı doğrusu sorusu bekleyin. Ve bunun mantığını acele etmeden dikkatli bir şekilde yapın arkadaşlar. Bu soru bence tam güzel sınav formatında olan bir soruydu. Arkadaşlar faktöriyel soruları da biliyorsunuz ki bolca soruluyor. Burada ben faktöriyel ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Mesela n faktöriyel gibi bir ifade varsa ben bunu n çarpı n-1 faktöriyel diye yazabiliyorum. Yani biraz azaltıyorum ama bıraktığım yerde faktöriyel koyuyorum. Şimdi bakın burada 10 faktöriyel, 9 faktöriyel, 8 faktöriyel, 7 faktöriyel hepsinde ortak olan kim var? 7 faktöriyel. O zaman hepsini 7 faktöriyel'e kadar açıyorum. 10, 9, 8, 7 faktöriyel. Eksi 9, 8, 7 faktöriyel bölü 8, 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Arkadaşlar yukarı 7 faktöriyel parantezine alıyorum. 10 çarpı 9, bakın 10 çarpı 9 çarpı 8, eksi 9 çarpı 8 gibi bir ifade kaldı bölü. Aşağı 7 faktöriyel parantezine alıyorum. 8 artı 1 kaldı. Peki bunlar birbirini götürdü. Şimdi değerli arkadaşlarım benim size bir önerim var. 8 bir daha ne yapıyor? 9 yapıyor. Şu an benim paydada 9 diye bir ifadem var. Yukarıyı da bence 9 parantezini alın. 9 parantezini aldığınız zaman burada ne kalıyor? 10 çarpı 8 eksi. Burada ne kalıyor? 8 kalıyor. Ve buradan ben da birbirini götürür. 10 kere 8 80 eksi 8. Buradan da 72 kalacağını söyleyebilirim. O zaman cevabımız Ceyhan 72 seçeneği olmalı. Yani faktöre ilgili sınavda da çok orta halle sorular geliyor. Yani çok zor sorular var. Hatta bundan daha kolayları da geliyor arkadaşlar. Burada önemli olan burayı açarken hepsini hepsinde olana göre açmak. 7 faktöre bunların hepsinde olan bir sayı ve ben ne yaptım? Hepsini ona göre açtım. Arkadaşlarım zaman zaman bu şekilde sayısal mantığın temel kavramlara uyarlanmış şekliyle ilgili sorular geliyor. Yani burada aslında bir nevi deniyoruz. Yani bu sorular ilk sorulara artık koyulmaya başlandı. Bu soru da o sorulardan bir sorudur. Seval ve Aleyna birden 10'a kadar olan rakamlarla numaralandırılmış 10 topun bulunduğu bir kutudan aynı anda rastgele ikişer top çekmişlerdir. Bu iki kişinin çektikleri topların numaraları çarpımının birbirine eşit olduğu görülmüştür. Sevinin çektiği toplardan birinin numarası 4 olduğuna göre Aleyna'nın çektiği topların numaraları arasında aşağıdakilerden hangileri kesinlikle bulunamaz? Bu arada ben bu tarz bir soruyu sınavda bekliyorum arkadaşlar. Bunun da yanına öyle yıldızınızı atın. Tamam bu mantıkta bir soru bekliyorum. Şimdi Severin çektiği toplardan birisi 4. Diğer çektiği bir top var, numarasını bilmiyorum. Diğer arkadaşın çektiği toplarda B ve C olsun. Numaraları çarpımları birbirine eşit. Şimdi bana diyor ki Alena'nın çektiği topların numaraları arasında hangisi kesinlikle bulunamaz. Şimdi arkadaşlar birden 10'a kadar olan sayıları şöyle bir yazalım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunların arasında bir tek hangisi yok? Şu an 4'ü kullandım. Tamam. Mesela mantıken düşünelim. A'ya 10 deseydim 4 kere 10 40 yapar. O zaman B ve C 8 ile 5 olacaktı. Mesela ee, Alena'nın çektiği Alena burası. Seval de burası. Alenen çektiği toplar arasında 8 bir kere olabilir. Tamam mı? Bunu bir kere söyleyelim. Şimdi başka bir tane düşünelim. E, ee, eleyeceğiz ya. Mesela onun çektiği toplardan birisi yani hani Aleyna'nın çektiği toplardan bahsediyoruz arkadaşlar. 10 olabilir mesela. 10 testini yapalım. 10 çekse C'yi de 2 çekse 10 kere 2 20. O da A'yı 5 çekse 4 kere 5 20. Bakın 10 da sağlıyor. Onu da çekmiş olabilir. Peki arkadaşlar 9'u çeksin. 9'u çeksin. Yani B ya da C'den biri 9 olsun. Fark etmiyor. Bir tane daha ekür alacağım yanına. Mesela burası 4'ün katı. Bir kere 4'ün katı olan bir şey almam lazım. Mesela en kötü 4'ü bir daha alamayacağım için 4'ün katı olan bir şey almak için ne almam lazım? 8 almam lazım. 72. 4 ile neyi çarparsanız 72 yapıyor? 18. Peki 18 bu kutudan çekilebilir mi? Çekilemez. O zaman arkadaşlar ne oluyor? Ee, kesinlikle bulunamayan top nedir? 9 kesinlikle bulunamaz. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Bu şekilde bir soru bekliyorum. Arkadaşlar şimdi bakın burada ortak olan ne? Şöyle bir bakalım. Ortak olanı bir bulalım. 10 üzeri eksi a hepsinde var değil mi? O zaman onu 10 üzeri eksi a parantezine alacağım. Bakın. Şöyle çizgimi çekiyorum. 10 üzeri eksi a parantezin alıyorum. Buradan ne kalır arkadaşlar? 5 kalır. Artı. 4 çarpı 4'ümü aldım. Ee, 10 üzeri eksi 2 kalır. Bakın 10 üzeri eksi a'yı kapatıyorum ama eksi 2 10'a bağlı olduğu için 10 üzeri eksi 2 oluyor. Önünde de 4 var. Yazdım. Böyle 8 çarpı Arkadaşlar burayı da e, şöyle düşünebiliriz. 10 üzeri eksi a çarpı 10 üzeri eksi 1 diye düşünebiliriz. Çünkü tabanlar aynısı üstler toplanıyor. Şu aradaki eksiği bu şekilde çarpmayla ayırıyorsunuz. Ama ne oluyor? 10 üzeri eksi a çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazıyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman bakın ne oluyor? 10 üzeri eksi a'lar birbirini götürüyor. Fakat yukarıda birazcık daha işlem kaldı. 5 artı 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 10 üzeri 2 yani 1 bölü 100 demek arkadaşlar. Yanında çarpı 4 var. Arada artı 5 var. Yani 4 bölü 100 yapıyor. 4 bölü 100 yapıyor. Bölü 10 üzeri eksi 1 demek. O da 1 bölü 10 demek. Yanında çarpı 8 var. O da ne geldi arkadaşlar? 8 bölü 10 geldi. Buradan 5 kere 100, 500 toplayın. 504 bölü 100 bölü 8 bölü 10 geliyor. Arkadaşlar ters çevirip çarparsanız 504 bölü 100 çarpı 10 bölü 8 yaparsanız eğer bakın sıfırla sıfır gidiyor. Burada ne kalıyor? 504 bölü 80 kalıyor. Bunu da 4 ile sadeleştirelim. Niye yaptığımı anlayacaksınız. Şimdi 4 ile sadeleştirsem 1, 2, 6, bölü 20. Yüzdeyi çevirmek için arkadaşlar bunu da 5 ile çarpıyorum. Çarptığım zaman ne gelir? 630 bölü 100 gelir. 0 ile 0 gitti. 63 bölü 10 kaldı. O da 6,3'e eşit. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Burada hepsinde ortak olan ne? Onun parantezini almanız gerekiyor. Bu soru farklı yerlerden de çözülür. Aslında farklı bir yerden daha çözdüm ama bir tanesini paylaşmak zorundaydım. Bunu paylaştım arkadaşlar. Arkadaşlarım, bu soru üzerinde tek çift sayıların bütün ana mantıklarını göstereceğim size. Birinci ana mantık neydi? A ve B birer pozitif tam sayı diyorsa pozitif üst silinir. Bir kere bakın unutmayın. Pozitif üst silinir. Eğer pozitif sayılarsa bunlar burada pozitif üssün Teklik ya da çiftliğe herhangi bir etkisi yok. Bakın teklik ya da çiftliğe etkisi yok. O yüzden şunları bir kere silin arkadaşlar. Sildim. Birinci taktiğim bu. Taktik bir. İkinci taktiğe geçiyorum. Toplamada bakın yazıyorum buraya. Toplama da çift sayı silinir. Çift sayı silinir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 2A artı B var. Tamam mı? A sayısı 2 ile çarpılıyor. Çiftle neyi çarparsan çarp. Sonu çifttir. O yüzden arkadaşlar burası çift olduğu için burayı da siliyorum. Şu anda benim sorumda kalan ifade şu. A artı B gibi bir ifade kaldı. B kaldı. Ve A çarpı B gibi bir ifade kaldı. Bana diyor ki bu sayılardan ikisi tek birisi çift. Şimdi ben bunları tek tek deneyemem. Ne yapacağım? Şimdi tablo yöntemini size göstereceğim. Tablo yöntemi üzerinde bunu halledeceğiz. Hocam bu tablo yöntemi nedir? Arkadaşlar sizler de kalemi elinize alıyorsunuz. Bu tablo yöntemi benimle beraber yapıyorsunuz. Ve bu kesinlikle doğrudur sorularından kurtuluyorsunuz. Tablo yöntemi şu. Şimdi sen burada geliyorsun. A, B, C dedikten sonra. Tamam mı? A, B, C dedikten sonra. Hatta istiyorsanız şöyle bir tablo da yapabiliriz. A, B, C diyelim. A artı B A çarpı B diyelim. Tamam mı? Şimdi tabloma çok dikkat edin. Şöyle çektim. Şöyle de çektim. Çıkmış sorularda da bu tabloyu kullanmazsanız hapı yuttuğunuz sorular var. Bu arada onu da özellikle belirtiyorum. Tamam mı? Şöyle ben size anlattığım için tablom filan elimden geldiği kadar güzel çizmeye çalıştım. Şimdi A, B, C'ye önce değer verin. Mesela Diyin ki arkadaşlar A tek olsun. B tek olsun. C tek olsun. Sonra birini Ç yapacağız. Ç, bunu Ç yapacağız. Ç'yi kaydıracağız. Şöyle başa. Dikkat edin. T'leri dolduruyorum. Bu yarısı bitti. Şimdi diğer yarısına geliyorum. Onu kırmızıyla göstereceğim. Bu sefer Ç. 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 Ç yapıyorum. Ç. Ç. T yapıyorum. T buraya geliyor. T buraya geliyor. Ç'ler var. Ç'leri yazdım arkadaşlar. Bakın bunu da yazdım. Şu an ben ne yaptım? A, B, C'nin tüm durumlarını yaptım. Tamam mı? Şimdi ikisi tek birisi çift diyor ya hangisi bilmiyorum. O zaman arkadaşlar bakın buradan hızlıca hemen diyorum ki A artı B mesela tekle teki topla çift. Hatta onu da siyahla yapacağım. Tekle teki topla çift. Tekle teki topla çift. Tekle, topla, çift. tekle çifti topla tek. Tekle çifti topla tek. Çiftle çifti topla çift. Çift. Tek. Tek. Tamam yazdım. A çarpı B. Tek, tek hızlıca bakıyorum. Tek, çift, 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 çift. Tamam. Şimdi arkadaşlar beni ilgilendiren yer neresi? Bakın şu boyadığım yer, şu boyadığım yer ve şuradaki boyadığım yer beni alakadar ediyor. Tamam mı? Şimdi bunlardan bakıyorum. Bak dikkat. et. İki tek bir çift arıyorum. İki tek bir çift var mı? Var. O zaman bakın bu satır olabilir. Niye? Benim yeşil yerde bak iki tek bir çiftim var. İki tek bir çift burada da var mı? Var. Burası da olabilir. İki tek bir çift var mı? Yok. Bu gitti. İki tek bir çift var mı? Var. Bu da olabilir. İki tek bir çift yok arkadaşlar. İki tek bir çift yok. İki tek bir çift var mı? Bakın aşağıdan da hiç ummadık yerde geldi. Gördünüz mü? Şimdi bana sorulanlara cevap verelim. Kesinlikle diyor ya. Ben bir kere şunu biliyorum. Ben burada şu A'yı bir kere düşünmeyeceğim. Pozitif üst Burası B var. Mesela B ne, B ne diyor bana? Kesinlikle tektir. B kesinlikle tek. Bakalım. Tek, 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 tek. Evet hakikaten de arkadaşlar B mecburen tek. B tekin dışında sağlamamış. Güzel. B tek. A çarpı B. A çarpı B. Bakalım arkadaşlar A çarpı B'ye. O da ne? Tek, tek ama burada çift bak bir tane çift olduğu durum var. Bir tane çift olduğu durum hatta iki tane var. O yüzden A çarpı B hakkında yorum yapamam. Buna çarpı 7. Ben ne demiştim size? Demiştim ki arkadaşlar sorularda çifti silebilirsiniz. Bak toplamada çifti sil. 2A kesinlikle çift. Bunu sildim. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Bu da taktik 3 olsun. Bunu da yazın. Çarpmada çarpmada teki silin. Teki sil. Yani şu üçü sil. Dolayısıyla burada ne kaldı? B kaldı. E, B'nin işareti kesinlikle neydi arkadaşlar? Tekti. O zaman 1 ve 3 olacak cevabımız. E, cevabımız 1 ve 3 seçeneği. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam ben buradan daha rahat görebilirdim. Evet. Belki bu soruda daha rahat görebilme şansın olabilirdi. Ama daha farklı bir soruda bu tablo yöntemini mecbur yapacaksın. Bu tablo yöntemini benimse çünkü bak ben bunu çok denedim. Birçok arkadaş burada karış, kaçırıyor arkadaşlar. Yani her zaman kesinlikle demese tamam eyvallah ama kesinlikle diyor. Aşağıda da zor sorar. ÖSYM'nin bununla ilgili envai çeşit sorusu var. Tamam O yüzden bu tablo taktiğini benimseyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru tarzı dört işlemle ilgili bir soru tarzı. Zaman zaman bu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Kutulu da olarak çıkabiliyor. Ama bence önemli bir soru tarzı. Çünkü bu soru tarzı kesin çıkıyor. A ve B birer rakam olmak üzere diyor. A artı B toplamı kaçtı? Şimdi arkadaşlar ben B ile 4'ü çarptığım zaman 8 geliyor. O zaman benim bu B değerim ya 2 olacak ya da 7 olacak. Neden hocam? 4 kere 2 8. 7 kere 4 28'in 8'i elde var. 2 de diyebilirsin. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl olacak? İkisini de deneyeceğiz. Ben şundan gitme taraftarıyım arkadaşlar. Tamam B'ye 2 versem. Ee, bakın B'ye 2 versem. Bu A sayısı varsayalım ki en büyük rakam olsun. 9 olsun. Ne yapar? 180 küsürlü bir sayı oldu değil mi? Asla 200'ü geçemez. Ama bakın benim burada bahsettiğim sayı ne? 300 bilmem ne sayısı. O yüzden arkadaşlar B'nin 2 olabilme ihtimali ne oldu? Artık kayboldu. B mecburen 7 olacak. Peki 7 kere 4, 28'in 8'i elde var 2. 7 kere A bir şey arkadaşlar. Ve bu e, bir şeye 2 ekleyince ne olmuş? 37 olmuş. Peki o bir şey ne olabilir acaba? A demek ki 5 olacak. Çünkü neden? 7 kere 5. 35, 2'yi de eklersem ne oluyor? 37 oluyor. O zaman a'nın değerine de 5 olacak. Bana diyor ki a artı b toplamı kaçtır? 7 ile 5 toplarsanız kaç yapıyor? 12 yapıyor. Arkadaşlar oran orantının cebirsel kısmı ile ilgili bu tarz bir soru biliyorsunuz genelde geliyor. Şimdi bunda dikkat etmemiz gereken bir olay var. Ee, burada işler dışarı yaparken korkmayacağız. Bunun üzerine sağlam bir şekilde gideceğiz. Hangisinden başlasak? Burada b var, a var, c var. Burada a var, b var. A var B var. Şimdi bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Taktik 1 burada içler dışlar yapacağız. Tamam mı? Bunu zaten biliyoruz. Taktik 2 yalın olana bakın. Yalın sade olanı yapın ilk önce tamam mı? Yalın ve sade olanı yapın. Çünkü bunda süre kazanmak da önemli. Şimdi burada şurada içler dışlar yaparsam eğer 2 kere 2A 4A 2 kere B 2B 3 kere A 3A 3 kere eksi B Eksi 3B oluyor. Arkadaşlarım şunu bu tarafa geçiriyorum. Bunu da bu tarafa geçiriyorum. O zaman ne oldu? Ee, A eşittir. Eksi 5B gibi bir ifade buldum. Yani A neye eşitmiş? Eksi 5B'ye eşitmiş. Güzel. Peki şimdi ben burada A gördüğüm yere eksi 5B yazarsam şu yırayı arkadaşlar dikkatlice analiz edin. 2B'yi aynen yazdım. A gördüğüm yere eksi 5B yazdım ama önünde de bir eksi var. Bakın şu eksiyle dikkat edin. Ne oldu? Artı 5B oldu. Bölü 7 eşittir. B diyor. B yazalım. Çarpı C. Bölü 3 oluyor. Arkadaşlar buradan şurası 7B geliyor. Yani 7 çarpı B geliyor. Biliyorsunuz ki 7 ile şu 7 birbirini ne yapabilir? Götürebilir. Yani götürmesinde herhangi bir sakınca yok. Peki. Burada 7 ile 7 gitti. Ne kaldı yukarıda? B kaldı. Aşağıda ne kaldı arkadaşlar? Bir şey kalmadı. B çarpı C bölü 3 kaldı. Şimdi arkadaşlar B'nin sıfırdan farklı olduğunu ben biliyor muyum? Evet biliyorum. Çünkü sıfır olursa bu eşitlikler sağlanmıyor. O yüzden şöyle de yapabilirsiniz. İçler dışlar yapın. 3B eşittir. B çarpı C. B'ler de birbirini götürsün. C ne geldi arkadaşlar? C3 geldi. Bana C üssü C'yi soruyor. Yani 3 üssü 3'ü soruyor. O da ne olur? 27 olacaktır o zaman cevabımız Ceyhan seçeneği. Yani burada önemli olan arkadaşlar içler dışları yaptıktan sonra içler dışları devam ettirmek bir de içler dışları yapmadan önce yalın ve sade olanı yapmak. Şimdi sorumuza dikkatle bakalım. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sorularda benim size bir tavsiyem var. Bakın burada iki bilinmeyen var. Burada tek bilinmeyen var. İçi, içine yani şuradaki 4 bu, buraya 19 da buraya eşitlenecek arkadaşlar. Yani a eksi x bölü 3 eşittir 4 olursa 2x artı 5 o da ne olacak? 19 olacak. Peki burada ne yapabiliriz? 5'i bu tarafa atalım. 2x eşittir 14. x eşittir ne oldu? 7 oldu. Güzel. Burada dikkat edelim arkadaşlar işler dışlara. A eksi x eşittir. 3 kere 4 ne oldu? 12 oldu. Ben x'i 7 bulmuştum. A eksi 7 eşittir. 12. Eksi 7'yi bu tarafa atıyorum. A eşittir. 19 geliyor. Bana A'yı soruyordu. A ne oldu? 19 olmuş oldu. Bu soruda dikkat etmemiz gereken fonksiyonların içi içine dışı dışına eşitlenmiş olmasıydı. Başka bir nokta yoktu. Arkadaşlar şimdi gelin bölme bölünme kurallarını bu soru üzerinde oturtalım. Tamam mı? Şimdi genelini tekrar edeceğiz. Ve ben bu sınavda bu tarz bir sorunun çıkabileceğini düşünüyorum. Sizlere de şimdiden uyarıyorum değerli arkadaşlarım. 3 tane yıldızımı attım. Dikkat edin. A, B, C birbirinden farklı rakamlar. Bakın en önemli kelimelerden birisi bu. 3 basamaklı A, B, C doğal sayısı 2 ile. Şimdi bu sayı eğer 2 ile bölünüyorsa birler basamağında olan şu C çifttir arkadaşlar. Çünkü 2 ile bölünme kuralı neydi? bir sayı 2 ile tam bölünebiliyorsa birler basamağındaki rakam çift olmak zorunda. O zaman C sayısının değerleri 0 2 4 6 8. Benim C sayım bunlardan biri olacak. Böyle C'yi yazdım. Devam ediyorum. Şu bilgiyi kullandım. İki basamaklı AB doğal sayısı 5 ile 5 ile bölünme kuralıydı. Birler basamağındaki şu sayı şu rakam ya 0 olacak ya 5 olacak. O zaman arkadaşlar B'nin değerleri de 0 ya da 5 olmalı. Onu da yazdım. Bu bilgi de gitti. 2 basamaklı CB doğal sayısı 3 ile. Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünmesi için bu C artı B'nin 3'ün bir katı olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi ben burada mesela 0 için B'nin 0 değer için ne olursa C 3'ün bir katı olur. 0 6 olabilir. Yani C 6 B 0 sağlayan durumlardan birisi. 5 için bakalım. 5, 2, 7 olmaz. 5, 4 daha 9. Bu da oluyor. C, 4. B de 5 için sağlıyor. Tamam mı? Gayet güzel. Şimdi başka da sağlam yok. Bunu da analiz ettim. 2 basamaklı C, A doğal sayısı 4 ile. Şimdi bakın. C, A'yı yazıyorum arkadaşlar. C sayısı 60 bir şey. 4 ile bölünme kuralı neydi? Burada son iki basamağı 4 ile bölecek. Zaten sayı 2 basamaklı. O yüzden direkt 4 ile bölünmeyi biliyor mu diye kendisine bakacağım. 60 bölünebilir. 64 bölünebilir. 68 bölünebilir. Buraya geçiyorum. CA diyorum. Burada C sayımız 40. Yine 40 bölünebilir. 44 bölünebilir. 48 bölünebilir. Arkadaşlar birbirinden farklı rakamlar dediği için 44 gitti. Tamam mı? ABC 3 basamaklı sayı dediği için 3 basamaklı bir sayı sıfırla başlayamadığı için şunlar da gitti. Geriye kalan durumlar bunlar olacak. Şimdi ben ee, yazıyorum. A sayısı 4. Burada B sayısı 0. C sayısı 6. 406. A sayısı 8. B sayısı 0. C sayısı 6. Onu da yazdım. Burada A sayısı 8. B sayısı 5. C sayısı 4. Onu da yazdım. Taraflarıma topluyorum. 6. Elde var 1. Bir daha 6. Ee, buradan da ne geldi arkadaşlar? 2066 geldi. Cevabımız Ceyhan olacak. Ben bu tarz bir soruyu bekliyorum. Bakın bütün bölme bölünme kurallarını olmasa da birçoğunu özetlemiş olduk. Arkadaşlar kümelerle ilgili klasik bir soru. ÖSYM bazen böyle klasik sorular da bizlere sorabiliyor. Şimdi A ve B kümelerinin elemanları ile ilgili bilgiler verilmiş. A bileşim B kümesinin eleman sayısı soruluyor. Bir A kümesi çizelim. Bir de B kümesi çizelim değerli arkadaşlarım. Bunların kesişimleri biliyorsunuz tam şu ortası oluyor. Burası 10 elemana sahipmiş. Şimdi arkadaşlar buradan sonra birazcık durulmamız lazım. Çünkü hani burası sadece 3 ile değil. Yanında artı 2 gibi bir sayı var. Sıkınca, sıkıntılı bir sayı var. Şöyle yapalım mı? Şuraya x diyelim. Yani sadece a'ya. Yani şu anda x dediğim şey s a fark b. A'da bulunup B'de bulunmayanlar. Ben buraya X dedim. Bakın burası A'da var B'de yok. Tamam mı? Ben oraya X dedim. Şimdi S A dediği zaman S A dediği şey arkadaşlar X artı 10'a eşit. S A fark B. Yani o da X. E, 3 ile X'i çarpın. 3X artı 2 oluyor. Ben buradan aslında X'i bulabilirim. E, bu da eşittir. Şunu yazayım. Sonra bulayım o zaman. B fark A eksi 2 olsun. Arkadaşlar şu eşitlikten yani x artı 10 eşittir. 3x artı 2'den. Şunu bu tarafa atıyorum. 2x artı 2'yi bu tarafa atıyorum. 8. 2x 8 ise x ne oluyor? 4 oluyor. Ben şimdi x'i 4 buldum. Şimdi 4'ü yerine koyuyorum 14. Bakın 4'ü yerine koyarım 14. O zaman bu ne oldu? 14 oldu. Ee, yani şunu bir daha yazalım. Daha elit bir çalışma olsun sizler için. 14'e eşit. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam 2s b fark a eşittir 16. O zaman s b fark a ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Yani o zaman şurası neymiş? 8'miş. x de neydi? 4'tü. Bana şimdi diyor ki A bileşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? 10, 18, 4 tane geldi. 22 geldi. Cevabımız Bursa olacak. Şimdi bir şey diyeceğim size parantez açarak. Bakın dikkat ediyorsanız şu artı 2 ve eksi 2 sayıları var burada. Can sıkıcı. Bilerek koydum kasıtlı olarak. Denklem kurarken zorlanın diye. Çünkü artık arkadaşlar ÖSYM'de bu tip sorulara geçmeye başladı. Artık bu heyecanı yaşayın bence. Daha güçlü denklem kurmaya çalışın. Çünkü artık eski nesil sorular Birazcık daha geliştirilerek yeni nesil hale geliyor. Bazı sorular için söylüyorum. Hepsi için söylemesem de incelediğim kadarıyla yayınlananları incelediğim kadarıyla bunları gördüm. Arkadaşlar şimdi bu soruda ben size bir şey diyeceğim. Bakın bir taktik var. Bu taktik nedir biliyor musunuz? X, Y, Z gerçel sayılar dediği anda tamam mı? Ben şunu söyleyebilirim. Bakın şuraya dokunamam. Şuraya dokunamam da şurada çarpma var ya mesela ben buradaki çarpma için şu 5 ve 3'ü silebilirim. Çünkü niye 5 ve 3 işareti etki etmiyor. Yani ben bunu direkt kafamı karıştırması yerine B çarpı C gibi algılayabilirim. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar. A artı B denilen sayı eğer sıfırdan küçük kalabiliyorsa burası kesinlikle pozitifken bu ifadenin komplesi negatif oluyorsa o zaman B kesinlikle eksi. Bakın B kesinlikle ve kesinlikle eksi bir sayıdır. Ben bu yorumu yapabilirim. B eksi. Eksi bir sayıda neyi çarparsan sıfırdan büyük olur arkadaşlar. B ile C çarpıldığı zaman sıfırdan büyük oluyor. O zaman C kesinlikle eksi. Bakın C kesinlikle eksi. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi değerli arkadaşlarım şurada bir yorum yapacağım. Şu tarafa atıyorum. A üzeri 7 küçüktür. C üzeri 5 gibi bir ifade var. Bakın burada niye 7 ile 5 ilmeliyim. Çünkü arada artı eksi var. Ben nerede silebiliyorum? Çarpma da silebiliyorum. Tamam mı? Yani topluma çıkarma da üst silmeyin sakın. Çarpma varsa eğer pozitif mi negatif mi diye bakıyorsan üssü direkt sil. Bak mesela burada silmedim. Niye arada artı vardı? Tamam mı? Kavram tam anlaşılsın. Ee, kopmalar olmasın. Şimdi arkadaşlar burada C sayısı kesinlikle eksi bir sayı. Bakın C sayısı kesinlikle eksi bir sayı. A sayısı da artık kesinlikle eksi bir sayı. Ben bunu söyleyebilirim. A sayısı da kesinlikle eksi bir sayı. Şimdi burada benim kesin olarak yapabileceğim yorum hangisi? Ha diyeceksiniz ki hocam 7 ile 5'e niye bakmadınız? Şu an 7 şıklara baktığımız zaman çarpma ile ilgili bir durum olduğu için 7 ile 5'e bakacak bir durum göremedim. Tamam mı? Muhtemelen zaten bunu da ben bu şekilde o kavramı yoklamak için sordum. Şimdi arkadaşlar A ile B iki negatif sayı toplarsan sıfırdan büyük olamaz. İki negatif sayı çarparsan sıfırdan küçük olamaz. İki negatif sayı çarparsan sıfırdan küçük olamaz. Şimdi bakın B sayısı negatif. A da negatif C de negatif. Çarparsan ne olur burası? Pozitif olur. Negatif sayı pozitif sayıdan kesinlikle küçük müdür? Evet kesinlikle küçüktür. Peki A çarpı B ne arkadaşlar? Artı. C ne? Eksi. Artı bir sayı eksi bir sayıdan küçük müdür? Hayır. O yüzden kesinlikle söylenebilecek yorum D şıkkı olmalı. Arkadaşlarım Şimdi mutlak değerle ilgili böyle sınavda karşınıza çıkabilecek bir soruyla mutlak değeri daha da iyi pekiştirelim. Ben bu sorunun yanına böyle 3 tane yıldızımı da atıyorum. Çünkü ben sınavda böyle bir soru bekliyorum. Şimdi dikkat edin. X ile Y'nin çarpımı eksi. 0 küçüktür. X eksi Y diyor. Arkadaşlarım bunu gruplandırma yapıyorum. 1, 2, 3 diyorum. Ve ben direkt şuradaki 2 ve 3'ü seçiyorum. Yani 0 küçüktür. X eksi Y'yi seçiyorum. Eksi y'yi bu tarafa geçirirsem eğer y küçüktür x oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Y sayısının x'ten küçük olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Bir şey daha diyeceğim size. X çarpı y sıfırdan küçük. Bakın bu sefer 1 ve 2'yi aldım. X çarpı y sıfırdan küçük. O zaman birisi artı diğer eksi. Tamam mı? Yani bu sayılar zıt işaretli. Şimdi y x'ten küçük olduğuna göre o zaman y eksi x de artı olacak arkadaşlar. Bunu da ben buradan söyleyebilirim. Evet. Şimdi bayağı bir yorum yaptım. Şimdi bakalım bu yorumlar benim ne işime yarayacak ee, burası için. Şöyle şurayı da silelim. Evet. Arkadaşlar x sayısı artı bir sayı, üçle çarpıyorum artı. O zaman artı bir sayı artı bir şey eklersen burası ne olur, artı olur. Burası 3x artı 1 e eşit. Geldim buraya. Şimdi y sayısı eksi. Eksi bir sayının yanına eksi bir şey koyarsan burası eksi olur. Burası eksi olduğu için ben bunu mutlak değerden dışarı çıkarken full eksiyle çıkaracağım. Eksi 2'ye artı 1. Yani eksiyle çarparak çıkardım. Bak burası artı olduğu için olduğu gibi. Burası eksi olduğu için eksiyle çarparak çıkardım. Kavrama çok dikkat edin. Ve burada arkadaşlar ee, şöyle yapma hakkımız var. Tamam mı? Şurada da bir bilgi var. Bu bilgiyi bakayım kullanmamıza gerek kalacak mı? X çarpı Y artı 1 burada kalsın. Tamam mı? Şöyle yapabiliriz. Artı 1 ile artı 1 bir birbirini götürürse eksi 2Y eşittir 3x oluyor. O zaman x burada eksi 2k olmalı. Zıt veriyorsunuz. y'ye de ne vereceksiniz arkadaşlar? 3k vereceksiniz. Ya da direkt yerleştirebilirdik. Neyse. Ee, şöyle yapalım. y yerine ben 3k koyarsam 2 çarpı 3k bölü x ne arkadaşlar? O da eksi 2k k'lar birbirini götürdü. Artı 2 ile eksi 2 ile birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Tamam mı? Şimdi burada ben size yalnız bir şey diyeceğim. Ee, şu bilgi den de bize bir soru yöneltilebilirdi. Yani şu oran değil de başka bir şey sorsaydı ben X ve Y'nin şahsını bulmak zorunda kalacaktım. Burada oran sorulduğu için X ve Y'yi bulmama gerek kalmadı. Ama oran olmasaydı. Bakın oran olmayabilirdi de arkadaşlarım. O zaman ne yapacaktık? Ben onu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi X ile Y'nin çarpımı sıfırdan küçük. Tamam mı? Benim burası şu gördüğünüz ifadenin ben artı mı eksi mi olduğuna şu anda tam kanaat getiremiyorum. Bakın tam kanaat getiremiyorum. O zaman ben şöyle bir şey yaparsam dersem ki bu x çarpı y artı bir olarak da çıkabilir dışarıya. Bu eksi x eksi y eksi 1 olarak da dışarı çıkabilir. Yalnız eşitliklerin devam ettiğini iyice görün. Bunu arkadaşlar ben 3x artı 1'i seçtim. 3x artı 1'i e eşitleyelim. Buradan da 3x artı 1'i e eşitleyelim. Muhakkak bir çelişki yakalayacağım. Şimdi burada birler birbirini götürdüğü zaman 3x eşittir x çarpı y oluyor. Ve buradan da x ile x birbirini götürürse arkadaşlar y 3 geliyor. Ama benim y dediğim sayı neydi? Negatifti. O zaman bakın benim buradan herhangi bir çözüm bulabilme şansım yok. Geliyorum bu tarafa. Buradan bir şey bulacağım. Eksi x'i bu tarafa atıyorum. 4x. Bakın. Eksi x'i bu tarafa attım. 4x. Eksi 1'i de öbür tarafa attım. Artı 2. Eşittir. E, eksi y kaldı. Şimdi arkadaşlar. Gelin y yerine 3k yazalım. Eksi 3k. X'e eksi 2k yazalım. Eksi 2k artı 2 oldu. Bunu bu tarafa atın. Bunu bu tarafa atın. Sağ tarafta k. Sol tarafta eksi 2 kaldı. K sayısı ne oldu? Eksi 2 oldu. O zaman y sayısı ne oldu? k'ya eksi 2 koyalım. 3 kere eksi 2. Eksi 6 oldu. k sayısı eksi 2 idi. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık. x sayısı ne oldu? 4 oldu. Peki burada bana ne diyor? 2y bölü x. İşte dediğim gibi yani 2y bölü x demeseydi siz burada mecburen şunu çözmek zorunda kalacaktınız arkadaşlar. E, bu kazanımda kazandırmış olalım. Tamam mı? Bu kazanımda sizler için bence çok önemli bir kazanım. Arkadaşlar Şimdi asal çarpanlarla ilgili sınavda görebileceğiniz bir soru çözeceğiz. Bir pozitif tam sayının en büyük asal çarpanı en ise bu sayıya enli sayı denir. Örneğin 35 sayısının en büyük asal çarpanı 7 olduğundan bu sayı 7'li sayıdır. Buna göre iki basamaklı en büyük 7'li sayı iki basamaklı en büyük 5'li sayıdan kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar ben 7'nin katlarını alarak gideceğim. Tamam mı? 7, 14 böyle gideyim. En büyük kaç olabilir? 98 oluyor. Ama bakalım 98'in asal çarpanlarını bir inceleyelim. 98 ne? 49 çarpı 2. Yani 7'nin karesi çarpı 2. Bu 98 sayısının en büyük asal çarpanı kaç? Gerçekten de 7. O zaman 98 en büyük 7'li sayıdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Tamam. En büyük 5'li sayıyı bulacağım şimdi. Aklımıza gelen sayı 95. En büyük 2 basamaklı 5'in katı olan sayı bu. Ama arkadaşlarım bakın. 5 çarpı 19 oluyor. Bu sayın içindeki en büyük asal çarpan 19 olduğu için bu sayı bir 19'lu sayı. Bu bir 19'lu sayı. O yüzden 95 olamıyor. Tamam mı? Ne olsun o zaman? 90 doksan diyelim. 90'ı diyelim. 90 nedir? 18 çarpı 5'tir. O da 9 çarpı 2. Yani 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 gibi oluyor. Bu 90 sayısının içindeki en büyük asal çarpan 5 mi? 5. Evet bu bir 5'li sayı. O zaman en büyük e, iki basamaklı en büyük yedili sayı 98. En küçük 90. 98'den 90'ı çıkarırsanız cevabımız 8 olmalıydı değerli arkadaşlar. İşte asal çarpan kavramını iyi bilirseniz bu soruları kaçırmazsınız. Ama asal çarpanı gelişi güzel yaparsanız olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar temel kavramların bütün algoritmasını içeren sınavda da böyle karşılaşabileceğinizi düşündüğüm bir soru. Lütfen benden önce bu soruyu uğraşmış olun. Bir sınıftaki öğrencilerin numaraları 5'ten 2 basamaklı AB doğal sayısına kadar ardışık doğal sayılardır. Bu sınıftaki bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin numaralarında kullanılan toplam çift rakam sayısının toplam tep rakam sayısına oranını hesaplarken 8 sayısını atlayarak sonucu 4 bölü 5 buluyor. Bir başka öğrenci de 24 sayısını 2 kere sayarak sonucu 9 bölü 10 buluyor. Şimdi arkadaşlar toplam çift rakam sayısının toplam tek rakam sayısına oranı diyor. Çiftin teke oranından bahsediyor. Tamam mı? 8 sayısını atlayarak diyor. Şimdi normalde böyle bir oran var. 8 sayısını atlarsan ne olur? Senin hani 5'ten AB'ye kadar olan sayılarından bir tanesi 8 sayısında bir tane ee, çift rakam olduğu için bir tane eksilir. Bölü T o da eşittir. 4 bölü 5 gibi bir sayı olur diyor. Bir başka öğrenci sayıyor. O da 24 sayısını 2 kere sayıyor. Yani normalde bir kere sayması gerekirken 2 kere sayıyor. O yüzden arkadaşlar bu da ne yapıyor? Çift sayısını 2 artırmış oluyor. Çünkü 24'te 2 tane rakam var. 2 rakam var. Bölü T olacak. O da neye eşit? 9 bölü 10'a eşit. Tamam mı? Şimdi buradan işler dışlar yaparsak 5C eksi 5 eşittir 4T geliyor. Buradan işareti işte şey yaparsak 10Ç eşittir 10 pardon 10Ç artı 10 20 eşittir 9T geliyor. Şimdi arkadaşlar 10Ç var ya burada. Burayı 2 ile genişletelim. 10Ç elde edelim. 10Ç eksi 10 eşittir 8T eksi 10'u bu tarafa atalım. 10Ç eşittir 8T artı 10. Şimdi 10 çeyi siliyorum. Yine 8T artı 10'u yazıyorum artı 20 eşittir 9t olacak. Arkadaşlar böyle dikkat edin. Bak 8t'den 9t giderse sağ tarafta t kalıyor. 10 20'yi toplarsanız da t buradan ne geliyor? 30 oluyor. Evet. T'yi 30 bulduk. Şimdi 30'u yerine yazalım. 4 kere 30. 120. Atın bu tarafa 125. Ç'de 25 geliyor. Ç'de 25 geliyor. Evet. O zaman Ç 25 T de 30 olacak. Yani benim 5'ten 2 basamaklı AB doğal sayısına kadar olan ardışık doğal sayıların içinde bulunan tek rakamların toplam sayısı, çift rakamların toplam sayısı bu şekilde olmalı. Şimdi arkadaşlar yazarken de bu soruyu çok uğraştım. İlk sorular denemelerimdeki ortak bir sorudur bu. Şimdi burada nereden ben bunu yakalasam, nereden yakalasam? Şöyle düşünüyorum. 5'ten diyor ya Bakın algoritmama dikkat edin. 5. 5'ten 9'a kadar 10'dan 19'a kadar 20'den 29'a kadar 30'dan 39'a kadar ben böyle bir inceleme yapacağım şimdi. 5'ten 9'a kadar olan sayılarda 5, 7, 9, 3 tek 6, 8, 2 çift var. Buraya çok dikkat edin dostlar. Asıl burada eğleneceksiniz. Ee, 10'dan 19'a kadar bir kere birden dolayı 10, 11'lerin her birinin başındaki onlar basamağındaki birden dolayı tam 10 tane tek rakam var. 1, 3, 5, 7, 9'dan dolayı da yine var. 15 tane tek rakam var. 5 tane çift rakam var. Devam ediyorum. 2, 4, 20, 21. Bu da onlar basamağından dolayı 10 tane çift rakam var. Bir de bu birler basamağındaki çift rakamları toplarsam 15 tane çift rakam 5 tane de tek rakam var. Şimdi bakalım nereye geldik? 15, 20, 22. Ama benim çift rakam sayım ne olacaktı arkadaşlar? 25 olacaktı. Şimdi burayı ben biraz açarak yazacağım. Şurayı. Yani şöyle yazacağım. Sebebini anlayacaksınız. 31, 32, 33, 34 olsun. Şimdi arkadaşlar 25 tane çift rakam olacak ya. 5 tane burada var. 15 de burada 20. 2 de burada 22. 23. Bakın dikkat edin. 24. 25. çift rakam burada tamamlanıyor. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi bakalım 30 tek rakamı sağlayabileceğiz mi? 3 18 23 23 Bir dakika. 3 8 Bir dakika. 15 3 daha 18 5 daha 23 24 25 26 26, 27 28 29, 30 30. tek rakamda evet. Burada sağlanıyor. 3 kere 4, 12 Özellikle yazdığım bir soru gerçekten çok özgün bir soruydu. Sınavda da çıkabilir diye düşünüyorum. Sayısal mantığa bile uyarlanabilir bu soru. Yani mantığı çok önemli arkadaşlar. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Hem denklem kurduk hem de temel kavramları boğduk resmen. <laughs> temel kavramları resmen boğduk değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar ilk 16 soru tahminimin sonuna geldik. Gerçekten çıkmış soruları ales anlamında incelerseniz eğer çok zor soruların gelmediğini görüyorsunuz ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmez. Gel edebilir, gelmeyebilir. Ben ihtimali bırakmıyorum. Biz bir eğitimci olarak işimizi ihtimali bırakamayız arkadaşlar her türlü soru tipine abartmadan, dozu kaçırmadan, ÖSYM mantığının dışına çıkmadan değinmeye çalıştım. Videoya yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.